Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Bugün de hamur çorbası yapıyoruz. Evet, hamur çorbası. Değişik bir çorba. Evet, farklı bir lezzet. Evet, farklı bir lezzet. Malzemesini sayalım ve ondan sonra yavaş yavaş başlayalım ve anlatalım bu çorbamızı da. O zaman gelsin listemiz. Evet. Listemiz nereden geliyor Ayşegül Hanım? Listemiz içerilerden geliyor. Arkadaşlar gönderiyorlar sağ olsun, listemiz de geldi. Evet, hamur çorbası dedik. Bir su bardağı haşlanmış nohut kullanıyoruz. Evet. Yeterince su. 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı ve sonrasında 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber kullanacağız. Bir de hamur var tabii ki. Hamuru içinde 1 litre su, 1 su bardağı un, 1 adet yumurta ve aldığı kadar da su kullanacağız bu güzel hamur çorbası için. Çorbası için evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, ilk önce hamur çorbası için İlk önce hamurumuzu yapacağız. Ondan sonra diğer malzemeleri ben size anlatacağım. Ben programdan önce hamurumu hazırlamıştım. Şöyle bir göstereyim ben size. Hazırladım ben. Çünkü hamuru bir gün önceden hazırlanması lazım. Onun için ben şimdi onu da size anlatacağım. Şöyle bir su bardağı kadar. Şimdi usta önemli bir ayrıntı bu. Evet, önemli bir ayrıntı. Hamur dedin ki bir gün öncesinden ayarlanacak. Evet, bir gün öncesinde ayarlanıyor. Sabah ayarlasam olmaz mı? O da olur Ayşegül Hanım. Yani bir gün öncesinden, çünkü biraz böyle biliyorsun biz tamam yemeği seviyoruz ama biraz böyle eringenlik var, üşengeçlik var ister istemez. O zaman ne yapalım? Bir gün önce hazırlayamasak da bir gün sonrasından inşallah hazırlayalım hamurumuzu. Evet, aynen öyle. Şimdi şöyle yumurtamızı koyduk sevgili izleyicilerimiz. Ve bir su bardağı da unumuzu içine ilave yapıyoruz. Ve güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. Çok böyle minik az bir şey su alalım Ayşegül Hanım. Tamam. Ve çorbamızın suyunu da koyduk. O da az bir şey koymamız lazım. Çok az bir şey, minik olacak. Tamam. Böyle bir yemek kaşığı kadar su. Evet. Aldığı kadar. Şimdi bakacağız kıvamına. Şöyle güzel de bir. Evet. Evet, zaten çok büyük bir hamur hazırlamıyoruz. Hamur hazırlamıyoruz. Küçük bir şey hazırlayacağız. Hı-hı. Şöyle hamurumuzu güzelce bir hazırlayalım. Ondan sonra hamuruna evet, çok bir şey koymuyoruz. Sadece ne koyuyoruz? Bir bardak kadar un ve bir yumurta kırıyoruz. Sonrasında da aldığı kadar un dedik ama su dedik ama bakın çok fazla da su koymuyoruz. Az bir şey sadece, evet, minik bir şey. Bir yemek kaşığı kadar su bile yeterli olacaktır. Evet. Şöyle güzelce bir. Evet, devam ediyoruz. Şimdi hamurumuzu hazırladık. Küçük bir şey oldu zaten. Evet, şöyle. Bunu şimdi usta açtıktan sonra hemen fırına göndereceğiz. Öyle evet, değil mi? Evet, aynen. Hayır, normal bir gün önce de yaparsak fırına atma, evet, fırına atmaya gerek yok. Yani bunu normal evde yaptığımız zaman ne yapacağız? Dışarıda bekleteceğiz. Hamurumuz kuruyacak Ayşegül Hanım. Kuruyacak. Evet, kuruyacak. Ondan sonra biz şey yapacağız. Tamam. Evet. Şöyle. O zaman hamuru bekletiyoruz. Hamur kuruyacak. Evet. Kuruduktan sonra mı açacağız? Şimdi ben anlamadım. Şimdi ben onu anlatacağım. Tamam. Şuradan az bir şey un almam lazım. Pardon, şuraya Ayşegül. Öyle bir şiddetle usta, sabır usta sabır denmiş. Evet. Sakin ol. Şöyle az alacağım Ayşegül Hanım açmak için. Evet.
Espri ya. İşi gücü espri ya. Ablam benimle çok uğraşıyor. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hamurumuzu... Evet ama çok uğraşmayayım, böyle asabileşebilirsin biliyorsun. Yok, ben çok sakin bir insanım Ayşegül Hanım. Yok gerçekten evet sakin biri olduğunu biliyorum ama hani derler ya oruçluyken biliyorsun böyle insanlar hep aman işte üstüme gelmeyin çok asabiyim çok gerginim diyorlar. Evet, ama olmayalım ya asabi gergin olmayalım evet, böyle bundan, güzel bundan az daha alabilir miyiz? Çünkü unla açmamız tamam. Lazım. Şöyle yanıma alayım. Şöyle buyurun size bir kavanoz un vereyim. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Şöyle bir açalım hamurumuzu. Çok fazla da sevgili izleyicilerimiz açmanıza da gerek yok aşırı bir şekilde. Sadece ne yapıyorsunuz? Şöyle hamurumuzu biraz inceltip şöyle. Şöyle güzelce. Biz ne yaptık sevgili izleyicilerimiz? Zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı biz hamurumuzu açtık ve fırına attık. Sizin fırına atmanıza gerek yok. Ne yapacaksınız? Böyle hamurunuzu hazırlayıp oradan bir tepsi alayım Ayşegül Hanım. Şöyle öbür tepsi alayım. Şöyle Musa. Şöyle hamurunuzu hazırladıktan sonra ne yapacaksınız? Borcam Musa. Evet. Tamam. Öbürünü alacağım Ayşegül Hanım. Çeliği, tepsiye. Tamam. Evet. Şöyle tepsiye alıp üzerine nemli bir bez örtüp bir gün bekletirseniz zaten hamurunuz kuruyacak ve ondan sonra siz kullanabilirsiniz. Ama biz ne yapmıştık? Fırında kuruttuk ekmeğimizi. Siz böyle yapıp da nemli bezde güzelce oda sıcaklığında kurutabilirsiniz. Kuruttuktan sonra bunu fırına göndermiyoruz. Yok göndermeye gerek yok. Aa tamam o zaman bakın şimdi anlaşıldı. Ben dedim ya işte niye bekletiyoruz diye şöyle bir daha göstereyim o zaman bakın. Evet. Hamuru içinde kullanmıştık dedik ki bir yumurta, bir su bardağı kadar su ve aldığı kadar un dedik ama tabii ki çok un koymadık. Bir çorba kaşığı su, su da yetti. Bu şekilde yoğuruyorsunuz, yoğurduktan sonra açıyorsunuz, temiz bir tepsiye dizin yani koyun daha doğrusu. Üzerine nemli bir bez ve oda sıcaklığında yani dışarıda kuruyacak hamur bu şekilde kullanacağız. Yani fırınlamıyoruz. Yok fırınlamıyoruz. Tamam, bizim zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı biz fırınladık. Tamam. Ama onlar fırınlanmasına gerek yok Ayşegül Hanım. Tamam, tamam, tamam. O zaman şöyle alalım. Evet. Hamuru nasıl hazırlayacağımızı göstermiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Çorbamızı evet, diğer işlemlerine zaman geçeceğiz. Evet, unu kaldırabilirsek Ayşegül Hanım. Tabii. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz geldik diğer işlemlerimize. Şimdi tenceremizi yarısına kadar suyu doldurmuştuk. Suyumuz güzelce kaynamaya başladı. Şöyle şimdi, bir geçeyim üstte pardon. Buyurun. Evet. Suyumuz kaynadıktan sonra ne yapacağız? İlk önce şöyle haşladığımız, biliyorsun bir gün önceden ıslattık ve haşladığımız nohutumuzu içine ilave yaptık. Şöyle güzelce o kaynarken biz ne yaptık? Bir parça tavuk. Elinizde varsa but kullanırsanız daha güzel lezzet tat verecek. Siz bilsin o da size kalmış. Ama yoksa tavuk göğsünü de kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Biz ne yaptık? Şöyle güzelce bir ocağımızda haşlamıştık tavuğumuzu. Şöyle tavuğumuzu alalım. Ve suyunu kesinlikle israf etmiyoruz. Suyunu da içine ilave edelim. Evet tavuk suyumuzu israf etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. Tenceremizin içerisine ilave ediyoruz. İlave edelim evet. Şimdi şöyle tavuğumuzu ne yapalım? Şöyle güzelce bir doğrayalım. Evet şöyle. Şöyle sevgili izleyicilerimiz tavuğumuzu bir güzel doğruyoruz. Yani yaklaşık 200 gram tavuk diyelim. Bu da kaç kişilik bir aile? 8 kişilik bir aile diyelim. 8 kişilik bir aileye yetecek. Ne yapacağız? 100 gram nohut, 200 gram tavuk ve 1 su bardağı kadar da un. Şimdi çorbamız kaynarken biz ne yapalım? Şöyle doğradığımız tavukları da içine ilave ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yavaş yavaş o da kaynayacak çorbamıza. Çorbamız, nohutumuz ve tavuğumuz beraber kavrulurken biz de şöyle kenara onu kullanacağım. Lazım olacak, tavuk tamam. Suyu vardı içinde. Tamam. Tekrardan şöyle ocağımızın altını yakıyorum sevgili izleyicilerimiz.
Şöyle az bir şey sıvı yağından içine ilave yapıyoruz. Ve az bir şey de şöyle margarinden içine atalım. Evet, şöyle güzelce bir şöyle. Nohutlarımız tane tane mi kalacak yoksa ezecek miyiz? Yok, tane tane kalacak tamam, Ayşegül Hanım. Güzel. Şimdi kaynıyor sevgili izleyicilerimiz. Ayşegül Hanım geç bu işleri çok sevdiği için ben şimdi o işi Ayşegül Hanım'a bırakacağım sevgili izleyicilerimiz. Acaba nedir? Evet. Şimdi nohutumuz kaynadı. Tavuğumuz kaynadı. Şöyle onlar kaynarken ben de ona güzel bir sos hazırlıyorum. Ve ne yaptık? Bir gün önceden hamurumuzu hazırladık ve bekletmeye bıraktık. Güzelce kuruduktan sonra hamurumuzu şöyle gördüğünüz gibi böyle kıtır oldu sevgili izleyicilerim. Şöyle elinize ufaltıp içine atıyorsunuz. Çok güzel. Evet, usta, şimdi usta. Benim aklıma hep böyle biliyorsun ilginç ilginç şeyler geliyor. Evet, sizin aklınıza ilginç. Evet, şimdi bunu peki bayatlamış ekmekten yapsak ne olur? Tabii o da olur. Yani o da olur. Biz orijinalini gösterelim evet. Ama alternatif evinizde ekmek varsa, bayat ekmek varsa onu da kullanabilirsiniz. Tamam. Kurutup onu da değerlendirebilirsiniz. Tamam, çok ama güzel. Buna böyle daha çok yakıştığı için. Şöyle biz ben bir elimi yıkayayım. Ses eldiven giyin. Yok, eldiven giymeyeyim ya bugün böyle. Evet. Boğmayacağım ellerimi. Tamam, boğmayın siz. Şöyle ellerimi güzelce yıkayayım. Ellerimi yıkadıktan sonra. Küçük küçük minik minik doğru kırdıktan sonra içine atıyorsunuz. Hadi bakalım bismillah evet, diyelim. Ayşegül Hanım böyle işte çok sevdiği için ben ona bırakayım. Bunlar hep genelde böyle çocuklar çok severler ya. Usta onu ima etmeye çalışıyor aslında. Evet. Evet, çok iri iri olmayacak galiba. Evet ama kardeşim de daha büyümedik yani. Ayşegül Hanım da daha büyümediği için. Küçücük, evet, küçücük. Daha benim gözümde de öyle yani küçük bir kardeş olayı gördüğüm için. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz şöyle. Güzelce ekmeklerimizi içine atalım. O yavaş yavaş ne yapsa kaynasın. O kaynarken bize ne yaptık şimdi? Şöyle az bir şey sıvı yağımızı ve margarinimizi koyduk ve kaynattık. Şöyle biber salçası sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biber salçasından 2 yemek kaşığı kadar da şöyle içine atıyoruz. Çok güzel bir çorba. Ramazan ayında bol bol yapın ve için sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Bir de biliyorsun yufka ekmek yapanlar var. Genelde tabii biz o maalesef yapamıyoruz. Yani o kadar şanslı değiliz. Özellikle böyle köylerde yufka ekmek yaparlar. Hanımlar bir araya gelirler ya. Yufka ekmeğiniz varsa yine o da kuru kuru oluyor. Evet, o da kullanılıyor. Onu da böyle bu çorbada kullanabilirsiniz. Aynen öyle. Bakın nasıl kıtır kıtır sesler geliyor. Evet, şimdi sosumuzun içinde sevgili izleyicilerimiz. Şöyle az bir şey pul biberi, karabiber ve tuzumuzu ilave yaptık ve şöyle çok yakışacağından şöyle az bir şey de kuru nanemizden içine ilave etsek harika bir lezzet çıkacak. Ya bu başlı başına çok güzel bir çorba oldu. İnanın bir yemek gibi yiyebileceğiniz. Evet, aynen öyle. Hatta ne yapabilirsiniz? Şöyle bir salçayla nohut beraber. Nohut yemeği evet. Gibi oldu bu. Aynen öyle. Şöyle salçanızla beraber bir adet biberi de şöyle küçük küçük doğrayıp kavurursanız o da çok güzel bir lezzet verecek. Şöyle. Evet şimdi ben artık iş yapıyorum ya. Hani derler elim konuşsun çenen susun diye o hale düştüm. Konuşamıyorum şu an. Usta bilerek bunu yapıyor zaten. Hep bana böyle işler veriyor arada çaktırmadan. Susayım diye. Evet çok konuşuyorsun. Ne yapayım çok Ayşegül Hanım? Böyle susturuyorum. Ama ne yapayım usta benim de görevim bu. Çok konuşmam lazım biliyorsun. Biz böyle sunuculara aman fırsat evet, verme fırsat zaten verme. Hep bunu söylüyorum gerçi. Hemen konuşsunlar durmadan her şeyi konuşabiliriz. Hiç önemli değil. Kapaktan bile bir muhabbet konusu açarız. Evet. Bu da kapak olsun. Bu da kapak olsun diyorsun. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz güzelce bir salçalı sosumuzu hazırladık. Şimdi ne yapalım? Az bir şey sıcak suyumuzdan içine ilave ediyoruz. Maşallah, maşallah ne kadar bereketli oldu görüyor musunuz? Aynen öyle. Hamur bitmiyor usta, kır kır bitmiyor. ne dedik? Ramazan ayı Ramazan dedik. Ayı, tabii her şeyde bolluk ayı. Bereket var dedik. Her halde, her durumda
attığımız her adımda, söylediğimiz her sözde, yediğimiz yaptığımız nimetlerde, her ibadette, ya yaptığımız ibadetlerde kesinlikle yaptığımız öyle. Yaptığımız her hayırda. Bu ay sabır ayıdır, mükafat ayıdır. Sabrın da mükafatı nedir? Tabii ki cennettir. Aynen. Dedik ki cennet kapıları açılır, şeytanlar bağlanır. Cenab-ı Allah bu ayda özellikle biliyorsunuz hepimiz günahkarız. Rabbim hepimizin günahlarını affetsin tabii ki. Ama varsa günahlarımız ki var, tövbe edin, tövbe edin, tövbe edin. Tövbe ettiğiniz zaman, ibadet ettiğiniz zaman inşallah günahlarınızdan arınmış bir şekilde bu ayı atlatırsınız ve şöyle Hanım, evet haydi, bayağı bir buhar oldu. Bütün atmışsın. Elimden bir parça kaydı usta, sen de görme artık onu. Tamam, ben de görmedim. Şöyle. Yani bu kadar kusur kadı kızında da olur. Evet. Demişler. Demişler mi? Demişler. Tamam, onu ben alayım o zaman, şöyle kırayım. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, güzelce bütün malzemelerimizi tenceremize ilave edip gördüğünüz gibi harika bir şekilde nohutumuz kaynıyor. Biraz daha kaynasın. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Ne yapıyoruz? Önce bir su bardağı unumuzu bir yumurta ile beraber güzelce az bir şey su ilave edip güzel bir hamur elde ediyoruz. Evet, şöyle hamurumuzu, evet, hamurumuzu hazırladıktan sonra onu bir gün öncesinden hazırladığımız için ne yapmamız gerekir? Bekletmemiz lazım. Hamurumuzun kurulması lazım. Veyahut da varsa elinizde Ayşegül Hanım dediği gibi bayat ekmekleri de kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Güzelce hamurumuzu hazırladıktan sonra tenceremizi, biz kaç kişilik aileysek yani şöyle diyeyim, 4 kişilik aileyse bir su bardağını göz önünde bulundurarak herkese birer çorba kaşığı, çorba tabağı, çorba düşünerek de ne yaparsa bir su bardağı hesaplarsınız, 4 su bardağı su koyarsınız. Güzelce suyunuz kaynadıktan sonra nohutunuzu içine ilave edersiniz. Ben nohutunuzu içine ilave ettikten sonra varsa but yoksa tavuk göğsünden de 100 gram tavuğu güzelce ne yapacaksınız? Evet. Şimdi ne yaptık sevgili izleyicilerimiz? Bir gün önceden bir su bardağı un ve bir adet yumurtayı güzelce bir hamur elde ederiz. Az bir şey su ilave edip güzel bir hamur elde edersiniz. Ve hamurunuzu bekletirsiniz bir güzel. Hamurunuz kuruduktan sonra onu kenara koyarsınız. Ve kaç kişilik aileyseniz ona göre tencerenizi yarısına suyu doldurun, yarısına kadar suyu doldurun ve güzelce suyunuz kaynasın. Ve haşladığınız nohutu, zaten normalde bütün izleyicilerimiz nohutu haşlıyor ve nasıl haşlandığını da biliyorlar. Nohutunuzu güzelce haşlarsınız, içine atarsınız ilk önce. Ondan sonra haşladığınız tavuğu, but varsa but kullanırsınız, yoksa göğüs, tavuk göğsü kullanırsınız. İkisi de çok güzel bir lezzet vereceği için küçük, tavuğu da küçük, evet, onu da güzelce lime doğrayıp içine ilave yaparsınız ve güzelce kaynayacak. Ve hazırladığınız ekmek ve hamurunuzu da ne yaparsınız? İçine atarsınız sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bir kaynadıktan sonra şu anda çorbamız hazır. Şöyle bir kenara alalım sevgili izleyicilerimiz çorbamızı, bir kameramıza bir göstersin. Ve biz ondan sonra ne yaptık? Güzelce az bir şey sıvı yağ ve margarinimizi, evet şu anda kameramız gösteriyor. Evet, şimdi sosumuzu da şöyle bir kameramız gösterebilirse, şöyle onu da bir gösterelim. Evet, şimdi sevgili az bir şey sıvı yağ ve margarinimizi güzelce bir kabımıza koyduk. Ve ısındıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar biber salçası. Biber salçası olsa normal salça da kullanabilirsiniz, sıkıntı yok. Ama biber salçası çok güzel bir tat verdiği için, çok güzel bir lezzet verdiği için mutlaka kullanın, daha iyi bir lezzet elde edersiniz. İçine az bir şey tuz, karabiber, pul biber ve biraz da kekik attıktan sonra güzelce kavurduk. Ve ben ne yaptım? Bir tane biber de doğradım, küçük küçük onu da içine ilave ettim. Ve güzel bir lezzet tat versin diye sevgili izleyicilerim. Ve salçamı çok güzel bir kavurdum. Biliyorsunuz salçayı güzelce kavurduğunuz zaman ne yapar? Midenizde kesinlikle yanma, ekşime gibi şeyleri ortadan kaldırır. Yani o sonradan duyacağınız rahatsızlıkları ortadan kaldırır sevgili izleyicilerimiz. Onun için salçanızı fazla kavurun. Ve sosumu ben ne yaptım? Şöyle çorbamın içine ilave ettim. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Siz ne yapabilirsiniz? Bunu tabaklara koyup servis tabaklarına. Ondan sonra da sevgili izleyicilerimiz, üzerine sostan bir kaşık koyabilirsiniz. Biz şöyle siz görün diye tenceremizin içine ilave ettik. Ve harika bir lezzet ve görüntü elde etmiş olursunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle zaten kameramızda gösteriyor ve çorbamız, hamur çorbamız hazır. Evet, çok güzel, ellerinize sağlık. Bir teşekkür kase doldursak mı acaba, böyle şeffaf bir kase? Evet, şeffaf bir kase bir dolduralım. Görelim. Evet, görelim şöyle. Onu salça peki kattık ya usta, salça katmasak da olur mu?
Salça katmasak olur. Ne yapmamız lazım? Salça katmadığım zaman da biber koymamız lazım ki o rengi elde edelim diye Ayşegül Hanım. Şöyle ne yapalım? Tanelerinden de alalım. Şöyle kameramız bir göstersin. Taneleri sevgili izleyicilerimiz. Bol taneli. Şöyle. Evet, tavuk, nohut ve hamur var içerisinde. Evet. Şöyle az bir şey de şöyle yağında koyalım. Çorbamız hazır. Şöyle. Evet, ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Kokusuna diyecek yok gerçekten. Yani düşün, iftarda bunu yediğin zaman sana zaten yetiyor. Bir iki tabak. Yeter, yeter. Bu arada iftarda ne yapalım usta? Şimdi iftarda tabii böyle ne diyoruz? Sünnet üzere inşallah hurmayla açalım. Hurmayla açacağız. Hurmayla açalım. Hatta bulundurabilirsen az bir şey bal, az bir şey peynir. Sirke. Evet, sirke. Evet, Peygamber Efendimizin güzel sünnetlerindendir zeytin, bunlar. Zeytin, evet, siyah zeytin. Zeytin kesinlikle öyle. Bir de tuz varsa eğer diyebiliyorsanız böyle çok az da böyle bir dilimizin ucuyla bir değdirin tuzu. O da güzel bir inşallah sünnetinden biliyorsunuz Peygamber Efendimizin. Sizi Allah'a emanet ediyoruz. İyi akşamlar. Evet, yaptığınız duaları Allah adına kabul edilmesi dileğiyle sevgili izleyicilerimiz. Yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar.